Bakın yanı başımızda Avrupa'da birçok ülke kırılıyor, kırılıyor. Biz şimdi 40 bine dayandı diyoruz ya, Fransa 60 binleri görüyor. Her gün 60 bin yeni vaka. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir şey. Şimdi orada da hal böyle olunca Fransa Cumhurbaşkanı Macron ekstra bir önlem aldı. 3 Nisan'dan itibaren bir ay boyunca Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Vaka sayısı 60 bine dayandı, hükümet harekete geçti. Fransa'da okullar kapanıyor, akşamları sokağa çıkma yasağı geliyor. Fransa'da vaka sayısındaki artış sonrası hükümet 18 Mart'ta başkent Paris'inde içinde bulunduğu 16 bölgede 4 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı. Ancak karar o gün 38 bin olan günlük koronavirüs vaka sayısını düşürmedi. Son 24 saatte 59 bin vaka tespit edilince daha radikal bir adım atıldı. Elize Sarayı'nda ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Macron, 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Ülkede 19 ila 6 saatleri arasındaysa sokağa çıkmak tamamen yasak olacak. Fransa'da eğitim kurumları da kapanacak. Macron, kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin 3 Nisan'dan itibaren kapatılacağını açıkladı. Fransa lideri anaokulu ve ilkokulların 26 Nisan, ortaokul ve liselerin ise 3 Mayıs'ta açılacağını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, temel ihtiyaç ürünlerini satan mağazalar dışındaki tüm yerlerin kapatılacağını kaydetti. Macron ayrıca 5 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahatlerin yasaklandığını duyurdu. Parce que oui, à cette heure, vous êtes déjà plus de 8,5 millions à avoir reçu.